İlk başta söylemiştim. Eğitim için ayrı bir parantez açacağız demiştim. Hassas konudur. Bizim için önemlidir. Gündemde olsun olmasın bizim bakmamız gereken ve özel e, efor ve zaman ayırmamız gereken bir konu başlığı. Çünkü maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim sistemi artık herkese adil davranan bir sistem olmaktan çoktan çıktı. Okullar yeni kapandı. Üniversite sınavları bitti. Üzerinden daha birkaç gün geçti. Veliler evde çocuklarıyla baş başa kaldı ama yeni bir hükümet kurulduğu için eğitime dair yol haritası gündemden düşmüyor. Türkiye Eğitim Derneği Başkanı e, Selçuk Pehlivanoğlu şu an stüdyomuzda yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ Teşekkür olun. ederim sağ olun. Ee, Türkiye'de eğitim nasıl olmalı diye ben direkt sorarak gireceğim size. Çünkü Türkiye'de eğitim çok fazla değişikliğe uğrayan bir alan. Yani yap boz gibi bir nevi ve hiçbir 20 yaş altı, 25 yaş altı öğrenci yok ki okurken sistem değişikliğine denk gelmemiş olsun. Her bakan kendi sistemini getirdi adeta. Ama halbuki eğitim öyle bir şey değil. Tohumu attığınız zaman yıllarca filizlenmesini beklemeniz gerekiyor. Ne diyeceksiniz hocam? Ne bekliyorsunuz yeni dönemden? Şimdi Ezgi Hanım bakın seçim bitti. Biz ya siyasi partileri konuşuyoruz ya ekonomiyi konuşuyoruz. Dünyada iktisadi olarak kalkınmış tüm ülkelerin bir gerçeği var. Eğitim sistemleri çok güçlü. Eğitim sistemiyle ilgili ben kamuoyunda da birçok televizyonda da defalarca söyledim. Bizim eğitim sistemimizin fazla bir sorunu olduğuna inanmıyorum. Sadece eğitim yok, sistem yok diyorum. Gerisi zaten detay olarak karşımızda hiçbir anlam ifade etmiyor. Aslında Türkiye'deki en büyük sosyal adaletsizliğin olduğu yer eğitim. Ve maalesef genç nüfus bizim için fırsat olmaktan çıkıp bir tehdit haline dönüşüyor. Biz 95 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütü olarak, Türk Eğitim Derneği olarak son çalışmamızda, Gelecek için yeni bir eğitim anlayışı şart dedik ve 6 tane önemli konuyu ele aldık ve bununla ilgili de çözüm önerilerimizi sunduk. Aslında bunlar zor şeyler değil. Niye yapılmıyor anlamak da çok mümkün değil. Adım Bakalım. adım ezbere tabii. dayalı sistem. Tabii, Alabilir tabii. miyiz yönetmenim şimdi, ilgili grafiğimizi, ekranımızı? Önce zenginleştirelim. şunu söyleyeyim. Biz Türkiye'de eğitim sisteminde bir zihinsel soykırım uyguluyoruz. Bilgi tıkıyoruz çocuklarımızın kafasına. sürekli bilgi tıkıyoruz. Ondan sonra Finlandiya modeli diyoruz, ee, birçok modelden bahsediyoruz. Bakın çok kısa bir iki tane örnek vereyim. Bir e, piramidimiz vardı. Onu eğer e, şey hocam. mümkünse piramit göstermeleri mümkünse bakın bizim eğitim sistemimizdeki müfredatımız şu iki basamakta. Bu piramit 1950'de konmuş hala geçerli dünya değişmesine rağmen. Yani biz örneğin bir örnek vereyim. 1 ile 8. sınıf arasında Türkçe'de %74'ünü şu iki basamakta yapıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz onun için zaten Türkçe öğretemiyoruz. Matematikte de aynı şeydeyiz. Çok hızlı bir şekilde peki o konuştuğumuz Finlandiya ne yapıyor? Finlandiya'da 2016'dan beri zorunlu bir eğitim sistemi var. Az içerik derinlemesine öğrenme. Yani yaratma, değerlendirme, analiz etmeyi öğretiyorlar. Siz bilgiyi tıka 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 Sonra da çocukları testle tostun arasına sıkıştırıp dershane baronlarına mahkum ettiğiniz sürece eğitim sisteminizi düzeltmeniz mümkün değil. Evet. 21. yüzyıldaki risk nedir biliyor musunuz? Beka sorunudur. Bir ülkenin beka sorunu sadece terörizmle mücadelede olmaz. Bakın bu ülkeyi silahla topla işgal edemedi hiçbir emperyalist ülke. Ama bu ülkeyi 21. yüzyılda eğitim sisteminin yetersizliğinden dolayı muhtaç hale ve emperyalist ülkelerin bir güdümlemesi haline dönüştürebilirsiniz. Çünkü üretemezsiniz eğitiminiz olmadığı zaman. Dünyada şu sistemle ileriye giden kalkınmış bir ülke yok. Ve bir örnek daha çok hızlıca vereyim. Mesela Singapur, Amerika ve İngiltere gibi bütün ülkeler Singapur'un matematik programını uygular. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şurada işi yapıyorlar biz onun için Tims'te, Pizza'da hep geri kalıyoruz. Hmm. İkinci geldiğimiz öteki şeyimize gelebilirseniz bakın öğretmen. Öğretmenin yetkinliği çok önemli ama öğretmenin hak ve sorumluluğu da önemli. Bakın bir mesleğin itibarı sadece ve sadece sosyal haklı olmaz. Toplumun ona verdiği değerli olur. Evet. Onun için öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını doğru tanımlamalıyız. Bakın bu ülkede 980 saat İngilizce veriyoruz. Siz ben görmedim bitirip de 3 cümleyi kuran devlet okulunda okuyan bir çocuk gördünüz mü? Maalesef hayır. Peki bu kadar öğretmenimiz de, devlet okulları değil özel okullar devlet okul kadar para vermeyip de nasıl en azından bir miktar üretiyor? Onun için hak ve sorumluluğu ıı, tartışmalıyız. Burada iki tane şeyimiz var bizim çalışmada. Bir eğitim fakülteleri. Bir eğitim fakültelerinde doğru müfredat olduğuna biz inanmıyoruz. İki KPSS hemen kalkmalıdır. Niye biliyor musunuz? Çocuklar üçüncü ve 4. sınıfta aynı testle tost arasında ona odaklanıyorlar ve Onunla uğraşıyorlar. Onun için bir de şunu dört yıllık üniversiteyi bitirmiş bir öğrenciye, kişiye siz genel kültür niye soruyorsunuz? Mesleki eğitim, e, meslek bilgisi sorun. Bir e, konu daha var da çok çok önemli. Bakın torpil var diye çözümle Türkiye'de mülakat kaldıralım. Evet. Ondan sonra sizler program yapıyorsunuz. Okulda şiddet, okulda taciz. Öğretmenlik sadece e, yuvarlanan için doldurarak seçilemez. Birçok ülke öğretmenlik mesleğine fakülteyi almadan önce uygun olup olmadığına bakıyor. Mülakatı kaldıracağınıza doğru mülakat yapmanız gerekir ve videoya çekmeniz gerekir. Videoya çekerseniz yani hukuk önünü açarsanız orada torpil olmaz. Ama mülakatı kaldırıp testle tost arasında gene sınava mahkum ederseniz orada olmaz. İki, ücretli öğretmenlik diye bir şey olmaz. Bir öğretmenler odasında aynı şey olmak mecburiyeti nedir? Üç, öğretmenlik performansının değerlendirilebilmesi ve eğer öğretmenlik yapamıyorsa da başka bir devlet memurluğuna kaydırılması gerekir. Niye? Fakir fukaranın e, ekonomik sınıf atlamasının tek yolu eğitimdir Özgür Ben defalarca bu kanalda da söyledim. Benim babam Rize'nin Fındıklı içerisinden kalkıp Kızlar Şefkat Yurdu'na kalmasa ben burada değildim. Onun için bir sosyal adaleti sağlayacaksanız orta gelirli ve düşük gelirli ki şimdi uçurum çok çok daha arttı. Gelir seviyesini yükseltebilecek bir adaletli eğitime e, sahip tutmanız gerekir. Üçüncü şey ee, yüksek öğretim. Ee, yani biliyorsunuz yüksek öğretim yok pardon yok yönetiyor yok değildi yok yönetiyor. <laughs> Bakın diploma sahibi yapmak meslek sahibi yapmak değildir. Evet. Yani sizin ortaya koyduğunuz sizin ortaya koyduğunuz bir tane e, hızlıca örnek vereyim. Lütfen. OECD genelinde lise mezunlarına göre yıllık geliri lise mezunlarına göre yüksek lisans mezunu yüzde 40 tek lisans ve doktoraların yüzde 88 daha fazladır. Türkiye'de eşittir. Niye? Bir, nitelikli yüksek lisansımız yok. İki, çünkü bu dengeyi sağlayamıyoruz. Yetkin bir nitelikli eğitim vermediğimiz için. Biz sadece diploma veriyoruz. Yani yüksek öğretim sistemimiz bizim bir e, salgına Tertifika. tutuldu. Salgına tutuldu. Sadece altındaki kağıttan mühürsüz kağıt veriyor. Bir örnek, okuma yazma bilmeyenlerin, genç işsizlerin oranı tüye göre %15. Yüksek öğretim mezunları ise %28. Dünyanın her tarafında bu tam tersidir. Yani biz Yüksek Öğretim Kurulu'nu bu merkezci yapıdan çıkarıp, performansa dayalı ama bir üniversite tamamen başıboş bırakmak değil bir koordinasyon yapısına getirmemiz gerekiyor. Meslek eğitim. Türkiye'de maalesef mesleki eğitim genç işsizliği öteleyen değil engelleyen bir yapıya sahip. Bakın devlet çok güzel bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Teşvik veriyor. Ama organize sanayi bölgelerinde meslek eğitim merkezlerindeki en büyük branş ne biliyor musunuz? Saç bakımı ve güzellik. Tabii saç bakımı ve güzellik olabilir de organize sanayi bölgesinde ne iş var? Onun için meslek liselerinin kendi alanında devam oranı %10 bile değil. Bakın meslek eğitim merkeziyle meslek lisesini karıştırmıyorum. Esas olan meslek liseleridir. Yüzde on bile değil. Bu çocuklar güvenlik görevlisi olur. Hem daha pahalı bir eğitim veriyoruz hem güvenlik görevlisi olur. O zaman bizim 21. yüzyıla uygun ki hep o söylenir. İşte Almanya, Almanya evet. Almanya meslek lisesini kapatıyor veya dönüştürüyor. Artık sanayi devri Ama biz hala sanayi devrinde yaşadığımız için meslek liselerine teşvik vermeyiz Ama ne biliyor musunuz? İstihdama. Örneğin o İran'ın sanayi bölgesinde bir lise var. O bölge açmış. Biz bitirip de sektöründe yani genç işsizliği engellemek için kendi sektörüne devamı çok daha fazla bir şekilde e, şey vermek e, mecbur etmeyiz. kademeler kademel arası geçiş. Bu benim Selçuk Perona Türkiye Eğitim Derneği'nin genel başkanı önemli bir konu. Biliyor musunuz bilmiyorum sınav filmi vardı Okan Bo ile Vandam'la oynuyor. Hı. Türkiye'deki en büyük dershane düşmanı olarak benle başlıyor. Türkiye Eğitim Derneği başkanı. Biz testle tost arasını sıkışmış Dershanecilerin kölesi haline gelmiş, okulu kıymetsizleştirmiş bir sistemden çıkmak mecburiyetindeyiz. Liseye geçiş sınavını yarın kaldırmalıyız. Sadece bir okulun kendi içinde sıralayarak %10'unu almalıyız. Fen liselerinin benim zamanımda, sizde biraz daha şey olmuş olabilir, ben daha eski olduğum için. Fen liselerinin 4 yıllık üniversite kazanılma oranı ne biliyor musunuz? %50. Bu kadar üniversite de yoktu bizim zaman. Bizim zamanımızda %99'du. Dolayısıyla ülkenin geliri geleceğini taşıyacak olan motor gücünü ancak doğru eğitimle verebilirsiniz. Bakın biz çocukları liseye geçerken Milli Eğitim Bakanlığı abite sınavıyla ölçtüğünüz zaman korelasyon %98. Kimin kazanamayacağını biliyoruz aşağı yukarı. Hı hı. Bir de akademik başarılı çocukları bir binaya topluyoruz, binayı kutsuyoruz. Böyle bir saçmalık olmaz. Biliyor musunuz? Liseye geçiş sınavında ilindeki sınavda 90. olan, %90'ıncı olan çocuk sınavla girilen üniversiteye giriyor böyle bir şey kaldırmaz. Onu kaldıracaksınız. Bizim Türkiye Eğitim Derneği önerimiz lise diplomasının 11. sınıfta verilmesi. Hı hı. 12. sınıfta dershaneyi kaldıracaksanız okulda kurs yapacaksınız. Ve 11. sınıfı sınıftan meslek lisesi, meslek yüksekokulu, açık öğretime gidecek çocuklar 11. sınıf diplomasıyla direkt geçiş yapacak sınavsız. Dolayısıyla havuzun dolu, doluluğunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Bakın ben size bir örnek vereyim. Mesela 3 küsür milyon insan üniversite sınavına giriyor. Bunun sadece yüzde 14.03'ü 4 yıllık üniversiteye giriyor. Açık öğretim, yüksek öğretim değildir. Hayat boyu öğrenmedir. Yani sadece diploma sahibi olmak mutlu bir toplum yaratmak için yeterli değildir. Bunu hiç mi öğretiyorum? Bir de bir örnek daha vereyim çok hızlıca. Üniversite ismini vermeyeceğim. Mesela biliyorsunuz şeyde kaldırdılar artık. Barajı da kaldırdılar. Evet. Matematik bölümünün sınavında 40 soruda sıfır yapan çocuk matematik bölüme girmiş. İyi bir üniversitemizde. Daha ilerisi daha iyi bir üniversitemizde yani daha eski bir üniversitemizde 13 soru kimyada eksi 2.25 yapan çocuk eksi. Bir iki tane işaretlemiş onlar da yanlış, yanlış çıkmış. Yanlış çıkmış eksi yapan çocuk kimya bölümüne girmiş. Böyle bir sistem olmaz. Bakın yüksek öğretimi e, sayı arttırmak demek diploma sahibi yapmak manasına gelmiyor. Bir, burada çok daha önemli şey var. Lise mezunlarının üniversite geçici oranı yüksek olmasını bekleriz değil mi? Türkiye'de lise mezunlarının yüksek e, öğretime devam etme oranı yüzde yirmilerde. Yani çünkü üniversiteyi bitirmişler sınava göre, üniversite okuyanlar göre. Demek ki bir çarpıklık var. Biz yüksek öğretimi şey yapmamız lazım. En son bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak daha önce Fox'un da büyük şeyleriyle, destekleriyle e, Soma'daki çocukları hala okutuyoruz. Biz hep Türkiye Eğitim Derneği olarak afetleri kırkından sonra gideriz. Çünkü kırkına kadar gidenlerin çoğu şov yapmaya gider. Biz iş üstlenmeye gideriz ve sürdürülebilirlik yaparız. Bu depremde de biz anaokulundan gene Fox ailesi de çok ciddi destek verdi. Lise sonuna kadar öksüz çocukları okutuyoruz. Bakın biz bir kriz ve afet ülkesi olduğumuzdan vazgeçmemeliyiz. Dünyada şu anda en fazla tartışılan eğitimdeki konu dayanıklılık. Dayanıklılıkta da bunlara destek olmak, bunları eğitim sistemin içine koymakla geçiyor. Şunu sakın unutmayın, biz sahadaydık. Öksüz çocuklarımız perişan durumdalar. Çok perişan. Biz bin çocuğu 8 yıl okutacağız. Anaokulundan lise sona kadar. Tek tek çocuklarımızla görüştük. Hepsinin psikiyatriste gitmesi gerekiyor. Evet. Ve son olarak şey söyleyeyim. Van depreminde ve Marmara depreminde 3 yıl sonra yapılan araştırmalarda bu çocukların 3 yıl sonra bile çok büyük psikiyatrik sorunlar yaşadığını gösteriyor. Ve OECD'ye, UNICEF'e göre 4 milyon çocuk etkilendi depremden, son depremden. Bu oranlar böyle olursa bu ülkenin felaket demektir. Biz hmm. Türkiye Eğitim Derneği olarak bu 6 maddede eğer devlet bir doğru yol haritası e, çıkarırsa ve sizin dediğiniz gibi sizin dediğiniz gibi bir e, krizde yani her bakandan yok başkana değişmeyecek bir politikayı oturursa biz 3-4 yıl içinde eğitimi bir noktaya getirebiliriz ama değerleriyle ama ilkeleriyle yani çağdaş bir eğitimle dünyada rekabet edebilecek bir ülke yaratabiliriz. Son cümle olarak kurucumuz Atatürk'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. 1920'lerde biliyor musunuz Türkiye'nin tamamında Türkiye'ye ait 28 tane lise var. 550'nin üzerinde misyoner lisesi var. Atatürk'ün Türk Marif Cemiyetini kurmanından birinci maddeninden biri Milli yabancı dilde eğitim veren okullar açın diyor. Maddenin biri bu. İki yoksullara, üç eğitime yön verin diyor. İşte milliyetçilikten bahsediyoruz. Aslında milliyetçilik budur. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Türk Eğitim Derneği Türkiye'nin önemli değerlerinden biri. Ee, hem kurucusu hem bu zamana kadarki çalışmaları. Dolayısıyla bizim kapımız size her zaman açık Selçuk Pehlivanoğlu. Gerek derneğinize gerek size. Kıymetli katkınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin görüşünüz de bizim için önemli. Bu deneyimin gölgesinde bu görüşü aktarıyorsunuz çünkü. Çok sağolunuz. Yüreğinize sağlık, sağ olun. emeğinize sağlık. Hem burası için hem de çocuklarımıza sarf ettiğiniz emek için.